Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün ne yapacağız? Bunu anlatmaktansa ben dedim ki şimdi size göstereyim ne yapacağımızı. Gerçekten her şey gayet açık. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kutuda tam az önce saydım. Gerçekten oturup saydım ve 12 farklı markadan 23 farklı çeşitte maskara var. Bunların hepsi zaman içinde benim kullandığım, sevdiğim, sevmediğim içinde karışık olan. Bazısından 3-4 adet bitirdim. Bazısında kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum. Ama hepsinden birer tane koydum ki maskaralar hakkında böyle geniş bir inceleme videosu olsun. Nelerden bahsedeceğim? Maskaranın fiyatından, fiyatını hak edip hak etmediğinden, fırçasından, hangi tarz kirpiklere hitap edip etmediğinden ve tabii ki hepsini şöyle bir büyük resimde kafamıza oturtabilmek için de kendimce 10 üstünden bir puan vereceğim her maskaraya ki karşılaştırmayı daha rahat yapabilelim. Bu şekilde puanları falan kafamda hiçbir şekilde belirlemedim. Şimdi anlatırken tamamen spontane gelişecek hepsi. Bu şekilde minik bir kategori yaptım aslında kafamda video için. Daha yüksek fiyatlı maskaralardan daha uygun fiyatlılara doğru bu şekilde sıraladım. İlk başta daha pahalı olan maskaralardan başlayacağız ki muadili var mı yok mu falan hepsini sonrasında görebilelim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Bu arada yani bu kutunun içinde birkaç tane de sevdiğim, memnun kaldığım renkli maskaralar. Ayrıyeten de kirpik serumları, kaş serumları var. Onlardan da video içinde yeri gelince bahsedeceğim. Bu sefer gerçekten geçiyoruz videoya. Evet, şimdi ilk başlayacağımız marka Benefit olacak. Benefit biliyorsunuz ki aslında çok güzel bir makyaj markası ama bu son zamanlarda doların falan artmasıyla beraber inanılmaz fiyatları yükseldi. Özellikle Türkiye'de elimde inceleyeceğim Benefit'ten 3 tane rimel var benim. Bu yeni çıkan Bad Gal Bang, Roller Lash ve They Are Real maskaralarını kullandım. Bunun dışında bu ikisini bitirdim. Yaklaşık en son 1,5 yıl önce falan aldım ve bu şekilde değildi fiyatları. Şu an videoda yanlış bilgi vermemek adına az önce Sephora'nın sitesine girdim. Sephora'da satılıyorlar çünkü Türkiye'de ve fiyatlarının 235 TL olduğunu gördüm ve hızlıca kapattım. Bence çok fazla gerçekten. Bad Gal'ı da annem Amerika'ya gittiği zaman ondan istemiştim. Çünkü Türkiye fiyatı o zaman 160 liraydı. Şu an 235 TL olmuş. Çok çok saçma. Çok saçma yani. Gerçekten anlamadım. Ben aldığım zaman sanırım 99 falandı bunların fiyatları. Benefit'in en yeni çıkan maskarasından bahsedeceğim. Bu gerçekten ya Sezar'ın hakkı Sezar'a, hakikaten güzel bir maskara ama 235 TL'lik mi? Öyle bir maskara var mı bilmiyorum. Yani kesinlikle bununla bir muadili var bence. Gerçekten kirpikleri tek tek ayırıp inanılmaz güzel uzatıyor. Şöyle ince uzun bir fırçası var. Çok çok dolgunluktansa daha çok böyle uzun, uzunca böyle kirpikler vaat ediyor. Gerçekten de onu yapıyor. Çok güzel. Hiçbir şey demiyorum ama 235 TL asla değil. Bunun en sevdiğim muadilini, gerçekten muadil kelimesinden nefret ediyorum ama bence performansına çok yakın olan bir ürününü daha uygun fiyatlı rimellere geçtiğimizde ondan bahsedeceğim. Benefit'in ikinci kullandığım maskarası bu da Air Real'dı. Bunun da böyle daha sert bir fırçası var Bad Gal'la karşılaştırdığımda. Bunun siyahı ve kahverengisi var. Aslında kahverengisini de denemek isterdim eğer 235 TL olmasaydı. Ama siyahı yetti. Bu da çok güzel. Kirpikleri hakikaten tel tel ayırıyor. Benefit'in maskaraları hakikaten çok başarılı. 235 TL vermek bana koymaz diyorsanız kullanabilirsiniz. Ama onun dışında yani diğer çok sevdiğim. Bu gerçekten benim kullandığım ilk yüksek fiyatlı rimeldi galiba. Ve Roller Lash. Yani gerçekten bir numaralı bir rimel. Galiba en çok bunu seviyorum. Yani inanılmaz, inanılmaz bir rimeldi. Çok dolgunluk yine vaat etmiyor. Sanırım Benefit'in bütün rimellerini benim gözlemledim. Yani benim kirpiklerimde. Çok uzatıyor. Hafif dolgunluk veriyor ama böyle süper hacim birbirine yapıştırmıyor asla. Ve bu maskaraların en sevdiğim özelliği Benefit'in 3'ü için konuşuyorum. Hiçbir şekilde kurumadılar. Dediğim gibi yani şunu 1,5 yıl önce, şu ikisini 1,5 yıl önce almışım. Neredeyse 2 yıl falan olacak ve asla bir kuruma gerçekleşmedi. O yüzden çok başarılılar ama 235 TL bir daha vermem muhtemelen. Puan vermeyi unuttum. Bad Gal'a puanım 9 falan herhalde. 8,5-9. 8,5-9. Roller Lash benim için 1 numara. O yüzden kesinlikle 9 puan Roller Lash'e. 9 puan. Diğer yılda yani olduğu için ona da 8 falan derim herhalde kafamda. Böyle. Böyle bir şey olurdu herhalde. Ama 235 lirayı göz önünde bulundurunca hepsi tık tık 5'e falan düşer benim için.
Onun dışında yine pahalıdan uygun fiyatlıya doğru giderken iki tane Yves Saint Laurent'den rimel kullandım. Bunların ikisi farklı renkteler. Bir tanesi şu sol taraftaki siyah, bu sağ taraftaki de benim kahverengi ya da açık renkli ya da her göze yani inanılmaz yakıştırdığım bir renk. Mürdüm rengi, değişik bir mor rengi. Bunu Almanya'da yaşayan bir kuzenim önermişti, Isabella. Kendine sürdüğüne inanamamıştım. Şöyle biraz belli oluyor ışıktan. Hafif böyle morumsu gibi duruyor ama inanılmaz güzel bir mürdüm rengi. Bunu almıştım. Bunu da yine alalı 1,5 yıl falan oluyor. Ben aldığım zaman sanırım 110 lira gibi falan böyle bir fiyatı vardı. Çok güzel. Ya süper bir maskara performansı yok ama sadece rengi için almıştım. Çünkü böyle bir renk gerçekten piyasada yok ve bu kadar güzel gösteren gözlerimin rengini bir rimel görmemiştim. O yüzden aldım ama olayını söylüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, belki ben kapatamadım ağzını ama bir ay içinde bir maskara kurur mu? Evet, kurudu. Çok kötü o yönü. Yani bir ay içinde kurudu. Acaba dedim ben mi kullanamadım? Ama siyahını kullanmaya başladığım zaman onda da aynı problemi yaşadım. Böyle fırçası böyle birbirine yapıştı. Bir değişik bir şeyler oldu. Şöyle fırçası çok fazla birbirine yapıştı. Sonra ben bunları internetten okuduğum kadarıyla işte kaynar suyun içine falan attım. Açmaya çalıştım ama çok çabuk kurudular. O yüzden bunlar da benim için sınıfta kaldı bir tık. Ya bunun da performansına çok benzeyen ve rengine şu ana kadar en yakın olan daha uygun fiyatlı bir rimel buldum. Şu an fiyatları muhtemelen çok daha fazladır bu arada. Şimdi Sephora'nın sitesinden kontrol ettim. 210 lira olmuş bunların da fiyatları. Neredeyse iki katına çıkmış. Kesinlikle 210 lira vermem bunlara. 100 lirayken bile düşünmüştüm. Şu an 210'ken hiç şansı kalmadı. İkisi için puanımı söylüyorum. Mürdüm'e puanım 7. 7,5. 7 olabilir. Çünkü çok fazla sevmedim rimel ama sıfır rengi için veririm bu puanı. Ama bunun performansını, siyah olanı çok sevmediğim için herhalde 6,5 arası falan bir şey olabilir. Bu bir setin içinden çıkmıştı. Estée Lauder'ın bir maskarası. Küçük boyu bu. Neyin içinden çıktı hatırlamıyorum. Ama gerçekten ne içinden çıktıysa iyi ki çıkmış. Ne zaman ki böyle çok ağır kirpikler istemesem bunu sürdüm. Ve hala da şu an çok akışkan, yani asla kurumamış. Çok güzeldi. Bold Volume Lifting Mascara diye geçiyor. Daha okunur bir şekilde aşağıya yazarım. Da puanım kesinlikle 8 üstü, 8,5 falan olabilir. Çok güzeldi. Onun dışında şimdi biraz daha uygun fiyatlılara geliyoruz. L'Oreal'in bu yine son zamanlarda, yakın zamanlarda çıkardığı bir maskarası var. Unlimited maskara. Şu özelliğini açık söyleyeyim hiç kullanmadım. Ama daha sonra kendime yenik düşüp yeni bir rimel de denemek için bunu aldım ve iyi ki almışım. Ya fırçası Benefit'in Bad Girl fırçasına aşırı benziyor. Sadece bu biraz daha tombul. Ve bence performansları birbirine çok yakın. Bu da yaklaşık 50 liraya kadar falan iniyor. Gratislerde ve Watson'larda indirimde. Çok benzetiyorum Bad Girl'a. Dolayısıyla buna kesinlikle bakmalısınız bence. Yani fiyat performans aşırı yüksek. Aşırı. Şu an gözümde de hatta L'Oreal'in Unlimited maskarası var. Bu sabah bunu sürmüştüm ki bu sabah sürmüş halim. Dolayısıyla buna puanım yani kesinlikle 8,5 falan. Onu niye vermiyorum bilmiyorum. Biraz gerçekten notum kıt sanırım benim. Şimdi L'Oreal'den yine devam ediyorum. L'Oreal'in bu şeyi var bende. False Lash Superstar Red Carpet Black maskarası. Okuyamadım. Bu iki taraflı bir maskara. Şu sağ tarafında bazı var. Beyaz bir bazı var. Önce kirpiklerinize rimel sürmeden bunu sürüyorsunuz. Daha sonra da üstüne rimeli uyguluyorsunuz. Bu güzel bir maskara mı? Güzel. Evet, fena değil. Alınabilir. Bazını sevmiştim ama daha sonra daha uygun fiyatlı ve daha güzel bir baz buldum. Onu anlatacağım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Yine indirimde sanırım 40 liraya falan geliyordu. Çok elim gidiyor mu? Gitmiyor. Ben böyle iki taraflı şeyleri çok sevmiyorum. Ayrı ayrı almak daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da denemek için almıştım. Maskarasını tek olarak bazsız ben sevmedim. Ama bazın üstüne uygulayınca beraber bence güzeller. Puan olarak da 7 falan veririm herhalde versem. Yine kısmen yeni sayılacak bir maskara. Paradise maskarası. L'Oreal'in bu çok tanıtımları yapıldı. Çok reklamları çıktı. Ama bu reklamlardan bağımsız olarak ben bunu ilk aldım ve hiç sevmedim. İlk sürdüm dedim ki bu kadar şişirme olabilirmiş gerçekten falan diye. Sonra bilmiyorum ama sanırım L'Oreal'in rimellerinde böyle bir şey var. Kullandıkça güzelleşiyorlar. Ya bence kullandıkça gerçekten inanılmaz güzelleşti ve şu an şu iki maskaradan başka bir şey sürmüyorum neredeyse.
Bir tane daha var, onu da göstereceğim. Bunun da fiyatı yine böyle o 40 lira 50 liralara kadar falan düşüyor indirimlerde. Yine gratis Watsons'larda. Bu da çok güzel hacim veriyor. Gerçekten uzatıyor ve hacim olarak bu zamana kadar gösterdiklerim arasında en iyisi gerçekten. Buna Benefit de dahil. Hacim konusunda çok başarılı. Eğer çok seyrekse kirpikleriniz çok güzel hacim veriyor ve aşırı tavsiye ederim. Önce bir rimel bazından bahsetmiştim. Daha güzelini buldum diye. Yine L'Oreal'in Paradise serisinin rimel bazı. Getirmiştim aslında ama şu an bulamadım yanımda. Makyaj şantımın köşelerinde kaldı. Herhalde inanılmaz. İkisini beraber sürünce gerçekten kirpikler uzaya şey oluyor. Yani o bazı alın. Yani tipi çok benziyor. Sadece bunun dışı beyaz olan hali. Ben bu arada waterproof maskara çok sevmiyorum. Dolayısıyla bunun da yine waterproof olmayanını aldım. Ama normalde waterproof, suya dayanıklı olanı da var. Aklınızda olsun eğer öyle kullanıyorsanız. L'Oreal'den kullandığım ve sevdiğim son maskaraya geliyorum. Ya bundan gerçekten ben paketlerce bitirdim. Bu Paradise ve şey çıkmadan önce, Unlimited çıkmadan önce benim en çok kullandığım rimeldi. Ve şu an bile çok seviyorum. Ya kaç tane bitirdim bilmiyorum. Gerçekten aldığım zaman fiyatı işte 35-40 lira falan gibi bir şeydi benim. Çok güzel. Çok güzel bir maskara. Uzatıyor, hacim veriyor, ayırıyor tek tek. Kurumuyor da asla. Ne isterim daha bilmiyorum. Buna da gerçekten 8-8,5 kesinlikle hak ediyor ve çok başarılı bence. Bu kesinlikle bakılmalı. Kesinlikle. Yani L'Oreal maskara konusunda bence çok güzel. Çok çok başarılı. Max Factor'dan bir tane rimel aldım hayatım boyunca. O da bu. Çok meşhur diyorlar aslında bunu. False Lash Effect diye geçiyor şöyle. Ben ama bunun yanlışlıkla koyu kahverengisini almışım. Black Brown diye geçiyor. Ve ben bunu normalde kahverengi maskara sevmeme rağmen sevemedim. Bence çok kötüydü. Yani şöyle zaten tombili bir fırçası var. Ya bu fırçayı gözüme yaklaştırdığım anda bir yerlere sürmeden, bulaştırmadan bunu uygulamak imkansız. Çok zor. Alt kirpiklere sürmesi bir zulüm zaten. Bunu hiç sevmedim. Fiyatı yine indirimde 40 lira falan gibi bir şey oluyor sanırım. Kullanamadım bile. Birkaç kere kullandım. Benden geçer not alamadı asla. 4 falan herhalde puanda. Onun dışında şimdi az önce bahsettiğim daha yüksek fiyatlar kategorisinden ve fiyatı yüksek ama bir muadilliğini buldum dediğim bir ürün geliyor. Çok çok iyi. Az önce şu Yves Saint Laurent'in mürdüm rengi olan maskarasından bahsettim. Ve şu an fiyatı 210 TL'ye gelmişti ve çok çabuk kuruduğundan bahsettim. Ve dedim ki piyasada böyle bir renk yoktu ta ki bu geçen haftalarda Maybelline Snaps Kara serisini çıkarana kadar. Çok başarılı. Yani rengi çok başarılı. En azından öyle söyleyeyim. Performans olarak gördüğüm daha iyi rimeller var. Ama eğer kahverengi açık böyle yeşil tonlarında ya da daha açık kahve gözlüyseniz inanılmaz güzel göz rengini ortaya çıkarıyor. Böyle hafif gerçekten mora kaçıyor gibi rengi ama kirpikte asla öyle durmuyor. Bu renk Black Cherry rengi. Bir de sanırım iki rengi daha var seride. Siyah ve şey... Gece mavisi böyle. O tarz bir rengi daha vardı. Ben bunu aldım. Tabii ki rengini görür görmez direkt aldım. Bunun da fiyatı ne kadardı? 28-29 liraya falan düşüyordu sanırım indirimde yine. Fırçasını çok sevemedim bir tek. Ama onun dışında içine başka bir fırçayla bile uygulanabilir. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım ve paylaştıktan sonra alıp atan takipçilerim çok fazla oldu ve teşekkür ettiler bana da. Umarım siz de dener ve memnun kalırsınız. Bu arada Snaps Kara için de puanım sanırım 6,5 falan. 6,5-7. Rengi çok güzel olduğu için. Şimdi araya Maybelline'den devam etmeden önce minik bir Kiko maskarası alacağım. Bu Kiko'nun böyle bir koleksiyon ürünüydü. Kiko Gold Wave serisinden. Bunu yazın almıştım. İndirimde çok uygun fiyata geliyordu. Fırçası da klasik plastik fırçalardan. Ben bunu 2 ya da 3 kere kullandım ve sanırım notunu verdim. Beğenmedim. Kiko'nun çok güzel maskaraları olmasına rağmen bu koleksiyon ürününü beğenmedim. Ki normalde koleksiyon ürünleri de çok güzel olur. 20 küsür lira falandı ama yani hiç güzel kaldırmadı kirpiklerimi. Ya sadece rengini belirginleştirdi. Biraz daha siyahlaştırdı.
O yüzden 5 falan, 4.5 o tarz bir puan falan alır benden muhtemelen. Onun dışında Maybelline'in bu herkesin öve öve bitiremediği Lash Sensational maskarasını ben de aldım. Ama ben bunun yanlışlıkla gidip waterproof olanını almışım. Bunun şöyle bir sorunu var. Güzel bir maskara evet ama bu gözden çıkmıyor. Waterproof maskaraları gözden çıkaramıyorum. Sadece Sephora'nın ve Simple'ın göz makyaj temizleme suyuyla bu anca daha güzel çıkıyor. Ben daha iyilerini görmedim açıkçası. Güzel bir maskara. Böyle özellikle kış tatillerinde falan bu sene bunu kullandım. Ama bu günlük makyajda elim gitmiyor. Ben elimde daha iyi maskaralar olduğunu düşündüğüm için o yüzden 6-6.5 falan derim puan için buna. Bunun da fiyatı yine daha uygun fiyatlı. Sanırım şu an 30 TL'ye falan geliyor indirimlerde. Bu şekilde. Şimdi bambaşka bir marka Rimmel London'a geldim. Ben bu markanın maskaralarını çok merak ediyordum. Yine bu bir kasa arkası ürünüydü galiba. Öyle bir şeydi. Ben bunu yaklaşık bir sene önce falan aldım. Bir de yeni çıktı ve bayağı anlatıldı. Bunun şöyle bir özelliği var. Volume and Shake diyor ve inanılmaz işte kalkık ve süper volümlü hacimli kirpikler vaat ediyor. Ama gelin görün ki bu arada bunu şöyle böyle sallıyorsunuz. Bunun olayı sallamakmış. Ya bu az önce gösterdiğim Max Factor'ın rimeli gibi oldukça kalın bir fırçası var. Çok tombul yani. Uygulama açısından hiç kolay değil ve bu da yine asla kirpiklerimi istediğim gibi kaldırmadı ve o istenilen volümü vermedi. Bu arada ben maskaraları genelde tek kat kullanmayı seviyorum. Daha doğal durduğu için. Tek katta da bu hiçbir işe yaramadı bence. 16 lira gibi bir şey almıştım ben. Hiç beğenmedim. Birkaç kere falan kullandım. O şekilde. Puanım da 3.5. En kötüsü bu şu ana kadar. Onun dışında geldim. Çok aslında ten ürünlerini değil ama bence maskara grubunda başarılı bulduğum bir markaya. Essence markasına geldim. Essence'den elimde şöyle 4 tane maskara var. Şimdi şununla başlayayım. Bunun pembe olanı da var. Bendeki yine waterproof. Gidip yanlışlıkla waterproof'u almayı nasıl beceriyorum bilmiyorum. Bunlar yine tombul maskaralar. Fırçaları bana çok büyük geliyor. Ben bu kadar büyük fırçalı maskaralardan çok hoşlanmadığımı zaten anlamışsınız. Ama çok uygun fiyatlı. 15 TL. Bence Lash Sensational'dan daha başarılı. Bence pembesi yani waterproof olmayan da daha güzeldir eminim. Güzel, uygun fiyatlı bir maskara. Yüksek hacim vermesini istiyorsanız buna kesinlikle bakabilirsiniz. Sanırım 15 TL falandı fiyatı da. Güzel bir maskara. Onun dışında ama benim daha çok sevdiğim şöyle bir Rock and Doll diye bir maskarası var Essence'in. Bunu çok beğendim. Elimde gider sık sık. Bunu kullanmayı da seviyorum. Şu an birazcık yapışmış ama bu da kirpikleri yapıştırmadan güzel bir görüntü veriyor. Her ne kadar şu an fırçası yapışık gibi gözükse de. Yine bunu da bir sene önce falan almışım. Asla kurumamış. Bunun da fiyatı 15 lira civarı falandı. Çok güzel olabilir. Crazy XX Large volüm diyor zaten. Gerçekten de güzel bir volüm veriyor. Onun dışında Essence'in bence en güzel maskarası sanırım bu. Bu The False Lash Dramatic Volume Unlimited maskara diye geçiyor. Bunu ben öylesine almıştım. Hiçbir ümidim olmadan. Fırçası da çok ince gelmişti ama çok güzel bir uzunluk veriyor kirpikler. Çok aşırı volüm vermeden güzelce uzatıyor. Bunu beğendim. Puanım ne olurdu? Sanırım buna da 7 falan verebilirim. 6.5-7 civarı bir şey verirdim. Bunun da fiyatı yine 15 küsür liralarda. Belki 19 lira falan. Öyle bir şey olması lazım. Ama geliyorum Essence'den en memnun kaldığım şeye. Bu Top Coat diye geçiyor aslında. Yani rimelin üstüne sürülen daha fazla hacim, inanılmaz hacim vaat eden bir şey. Bunu ben sanırım Hollanda'dan böyle kasanın yanında gittiğim bir markette 1 euroya satılıyordu. Denemek için aldım. Türkiye'de var mı? Sanırım var. Gördüğüm gibi hatırlıyorum. Ama hala bitmediği için hiç yenisini almaya gitmedim. Sadece böyle daha az hacim, biraz daha uzatan rimeller sürdükten sonra üstüne bir de bunu sürdüğünüzde İnanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. 2 kat sevmeme rağmen Top Coat'la bence o 2 katın ağırlığını alıp ama yine de daha fazla, daha böyle volümlü kirpikler yaratabiliyorsunuz. O yüzden ben çok sevdim. Fiyatı 1 euroydu. İnanılmazdı yani. Bulduğunuz yerde lütfen affetmeyin. Eğer Avrupa çevresine falan gitme şansınız olursa da bunu mutlaka alın derim. Şimdi artık en uygun fiyatlılar kategorisine geldik. Son 3 tane kaldı. Bunlardan bir tanesi H&M.
H&M'den böyle lila renk, gerçekten kabının renginde bir rimel almıştım. Şu an hala var mı bu? Emin değilim. Yani bu... Ben böyle değişik şeyler denemeyi de seviyorum. Bunu tutup tabii ki günlük makyajımı öyle uygulanmayı düşünmedim hiç ama denemişliğimde olmuştu. Biraz şey oldu. Sanki sadece rimel bazı sürüp çıkmışım gibi oldu. Çok elim gitmedi. Böyle arada sadece denedim. Denemiş oldum. Teşekkür ederim bana kattıkların için. Bu arada kaşlar da boyanıyormuş bununla. Şimdi üstünü okuduğumda fark ettim ama kaşıma tabii ki hiç daha önce lilaya boyamadım. Onun dışında geldik renkli bir maskaraya. Ben renkli maskara severim. Normalde yerin uygulanınca bence güzel oluyor. Şöyle bir mavi maskara almıştım Wet n Wild'dan. Güzel, fena değildi. Bu da 16 lira gibi bir şeydi. Ama daha iyileri var. Sephora'nın mavi maskarası mesela bence çok daha iyi. Dolayısıyla buna da bir puan vermiyorum ama uygun fiyatlı, denemek için alınabilir bir şey. Son olarak geldim kirpik serumuna. Maybelline'in şu çok fazla da reklamı yapılan ve herkesin de dilinde olan bu Less Sensational serisinin serumunu bir süredir kullanıyorum. Çok çok düzenli de kullanamadım. Sabah akşam kullanılması gerektiği yazıyor. Ama ben makyajdan önce kurumasını falan beklemeyi sevmediğim için genelde sadece makyajımı temizledikten sonra akşamları sürdüm. Yine de bence fena değil. Bence kullanılabilir. Belli bir süre daha şans vereceğim ama şu an ilk izlenim olarak bence işe yarıyor gibi gibi. Fiyatı da sanırım 29 lira gibi bir şeydi indirimde. Bakılabilir o yüzden. Bence denenebilir. Yani bir zarar olacağını düşünmüyorum. Bitirdim. Hepsini bitirdim. Elimdeki maskaraların çoğunu hatta neredeyse tümünü yorumlamış oldum. Umarım size böyle bir fikir vermiştir. Videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve daha sonraki videoları kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye.